Arkadaşlar selam. Windows'ta Django'ya çalışmak bazen çok zor olabiliyor. Bu yüzden de bu konuyla ilgili bizim imdadımıza Vagrant yetişecek. Vagrant ile ilgili biz neler yapabiliriz? Vagrant'ı biz Windows'ta nasıl çalıştırabiliriz? Bununla ilgili bir tane blog yazısı oluşturdum. Bunu hakanyalçinkaya.github.io içerisinden bulabilirsiniz. Bu arada çok detaylı bir Vagrant videosu da hazırladım. Vagrant'ta Django'nun nasıl çalıştırılacağı ile ilgili. Ama bu video, özellikle bu video onun hızlı versiyonu olacak. Çünkü yazı hazır, bütün yapılacak işlemler hazır. Buradan sadece kopyala yapıştır diyerek biz de aynı şekilde sistemi kurmaya çalışacağız. Daha sonra pişmeye başladığınız zaman yine detaylara gidip bakabileceksiniz. O yüzden ben siteyi açtım. hakanyalçinkaya.github.io sitesine. Buradan Vagrant ile Windows'ta nasıl Ubuntu kurulur ve Django nasıl çalıştırılır bu yazıya geldim. Bu yazıya geldikten sonra gerekli ortamın kurulması kısmında ilk önce Visual Studio kodu kur diyor. Daha sonra Git SCM'i kur diyor. Visual Studio Code, Git SCM. Daha sonra VirtualBox'ı kur diyor. Daha sonra da Vagrant'ı kur diyor. Hepsinin linki burada var. Bunları yaptıktan sonra diyor ki 9 adımda sen projeni çalıştırabileceksin. O yüzden ilk adıma geldim. İlk adıma geldiğim zaman diyor ki Git 5'i aç diyor. Başlata basıyorsunuz, Git 5'i açıyorsunuz. Git 5'i açtıktan sonra, yani bu kurulumları yaptıktan sonra Git 5 üzerinde işlemleri yapabileceksiniz. Ama bende Windows yok. O yüzden de Git 5'e benzer başka bir tane terminal kullanacağım. Ve bu terminalden komutları birebir yazarak sizinle birlikte ilerleyeceğim. O yüzden de ben de terminalimi açıyorum. Terminalimi açtıktan sonra burada diyor ki Maketr cd tilde'nin içerisinde sites diyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi. Daha sonradan da cd sites diyor. Ben bu klasörü daha önce oluşturduğum için giriş yapabildim. Zaten siz de bir kere oluşturacaksınız. Buraya girdikten sonra da heyablock diye bir tane klasör oluştur diyor. Heyablock klasörünü oluşturdum. Heyablock klasörüne gir diyor. Sonra da pvd yap diyor. Bu klasöre girdim. Artık proje klasörümü oluşturdum. Bundan sonra ikinci adım. Vagrant için bir tane initialize yapmam lazım. Kopyaladım kodumu ve burada dosyamı oluştur dedim. Vagrant init dosyası oluşacak. LL dediğim zaman burada Vagrant file'in oluşunu görüyorum. Nano Vagrant file dedim. Ve Vagrant file dedikten sonra burada diyor ki şöyle bir ayar yapman lazım diyor. Bu ayarı aldım ve şuralarda bir yere yapıştırdım. Yeri önemli değil. Önemli olan buradaki config'in içerisinde oluyor olması. Zaten şurada da ona benzer bir ayar var. Özellikle onun altına koydum. Kaydedip kapattım. Bunu siz başka bir editörle de açabilirsiniz. Yani Explorer'dan gidip açabilirsiniz. Ben Nano'yu kullandım. Daha hızlı olduğu için benim için. Sonra diyor ki Vagrant'la birlikte update diyor. Vagrant update dedim. İlk kez biz Vagrant up dediğimizde Vagrant box'ın içerisinden gidiyor, bu ISO dosyasını çekiyor. Bu yüzden ilk seferinde biraz yavaş olabilir. Sakin olun. Ama ondan sonra inanılmaz hızlı olacak. Harika. Kurulumuz tamamlandı. Şimdi devam ediyorum. Vagrant SSH'le sisteme bağlan diyor. Vagrant SSH'le sisteme bağlanıyorum. Ve artık bu adımı da geçtim. Üçüncü adım bitti. Dördüncü adım pipi kurmak ve update etmek. O yüzden de paket yöneticisini, yani APT'yi ilk önce update ediyorum. Paketler update oluyor. Daha sonra hemen şuradan komutumu alayım. Daha sonra ise ben Python 3 için pipi yüklüyorum. Ve yükleme işlemi için yes'e bastım. Yükleme yapılıyor. Harika. Yükleme işlemi bitti. Artık pip paket yöneticim var. Geri geliyorum. Bundan sonra da bir versiyon kontrolü yapacakmışız. Bakalım hangi versiyon varmış. 9 varmış ama şu anda sanırım bunun versiyonu daha yüksek. O yüzden de paketi update ediyorum. Ve paketi update etmek için olan komutumu yazdım. Paket update oldu. Bundan sonra exit ile birlikte buradan çıkıyorum. Çıktıktan sonra da Vagrant Halt ile birlikte sunucumu kapatıyorum. Daha sonra tekrar açmak için de Vagrant up diyorum. Şu anda kapanıyor. Ve tekrar açıyorum. Aynı şekilde bu işlemi Vagrant Reload ile birlikte yapabilirmişim. Burada da yazıyor. Sunucum tekrar açıldıktan sonra Vagrant benim VirtualBox üzerinde oluşturduğum sunucuyu açtıktan sonra Vagrant SSH'la bağlantı yapacağım. Vagrant SSH'la bağlantımı yapıyorum ve tekrar sunucuya bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi Ubuntu sunucunun içerisindeyim ve artık 5. adıma geçtim. 5. adımda da burada Virtual Environment'ı kuruyorum. Virtual Environment'ı kurmak için yapılacak işlemleri başlattım. Ve hızlı bir şekilde Virtual Environment kuruldu.
Daha sonra da bir versiyonu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi versiyonu kontrol ettik. Her şey yolunda. Ve Virtual Environment ortamının oluşturulması için burada bir tane komutumuz var. Bu komut Python 3 ile birlikte tilde'nin altında, yani kullanıcının home klasörünün içerisine, nv klasörünün içerisine bütün environment'ı oluştur diyor. Bu işlem de bitti. Artık Virtual Environment'ı aktive edebilirim. Burada da kodumuz var. Kopyaladık ve environment'ı aktif ettik. Ve sol tarafta artık nv yazısını görebiliyoruz. Django'yu kur diyor. Django'yu kurmak için olan komutu aldım ve pip ile birlikte Django'yu kuruyorum. Django kurulum bitti. Bakalım var mı? Pip freeze ile birlikte paketlere bakabilirim. Harika. Burada environment'ın içerisinde 3 tane paket var. Artık 8. adıma geçebilirim. O da benim projemin olduğu yere. CD, ondan sonra root'un altındaki vagrant dedim ve ll dedikten sonra da veyahut da ls, burada proje klasörümü gördüm. Proje klasörümü gördükten sonra heyyeblock isimli bir tane proje oluşturacağım. İsterseniz siz başka bir isim verebilirsiniz. Ve ll dediğim zaman tekrar yine aynı şekilde heyyeblock klasörünü görüyorum. Ve üçüncü adımda diyor ki bu proje klasörünün ismini sonra DC ekleyerek değiştir diyor. Bu işlemi yapmayı seviyorum. O yüzden bu işlemi yaptım. Opsiyonel. İsterseniz yapmak zorunda değilsiniz. Ve Django projesini çalıştır diyor. Evet, Django projesi nerede? LL deyip tekrar baktığımız zaman heyyeblock'un içerisinde ve buraya girdim. Buraya girdikten sonra diyor ki Python'la birlikte run server diyerek projeni çalıştır. Projemi çalıştırdım. Artık buraya giriş yapabilirim. Peki nasıl giriş yapacağım? Burada da girişimizi yapalım. Localhost 2 nokta üst üste 8000 dedim ve Django açıldı. Harika. Biz artık Ubuntu'nun içerisindeyiz ve Ubuntu'nun içerisinde Django'muzu çalıştırdık. Ama aynı zamanda Windows işletim sistemimize bağlı olduğu için biz Windows'ta kendi dosyalarımızı düzenleyerek yine aynı şekilde bütün işlemlerimizi yapabileceğiz. Bu bize daha performanslı bir ortam sağlayacak. Gerçeğe daha yakın bir ortam sağlayacak. O yüzden de Vagrant ile birlikte biz Ubuntu'yu kurup Windows'a entegre edip Django'yu bu şekilde ayaklandırabiliriz. Bu videoda detayları çok hızlıca aktarmaya çalıştım. Blog postu var. Aynı zamanda çok daha detaylı bir video geliyor. Bu detaylı video yaklaşık 30 dakika olacak. Onun içerisinden de detaylıca her şeye tek 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 bakabileceksiniz. Umarım bu video işinize yarar. Django'yu çalıştırın ve güzel projeler oluşturun. Başarılar dilerim.